Herkese selamlar. Bol bol Türk modlu serimizin sanırsam 15. bölümündeyiz. Umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir, her şey güzeldir, hoştur. Hem böyle ufak ufak bilgilendirmeler yapacağız, hem de bayağı bir iş yaptım sizi en son bırak gördükten sonra, yani pazartesi gününden sonra. Makinalarımızı TD110D'mizi, 3105D'mizi ve 5S145'imize patlatma, merdane ve şeyi çektik, çift süreceğiz bugün. Hem onları yapacağız, hem de bunları Pottinger çekeceğiz. Kubota'nın CB1300 serisi bir 3 metrelik bir Pottinger'i var. Gayet diskli tırmık Pottinger'i var. Şimdi en son ne yaptık? Arpalarımızı, işte buradaki yulafımızı biçtik. Şöyle göstereyim hatta. Bunlar biçildi. Şimdi kanolamıza ben bir yastıklama attım. Biliyorsunuz Erdoğan'ın bu tarafında bir sıkıntı olduğundan ötürü otomatikte sıkıntı yaşıyor. O yüzden ben yastıklamaya attım. Ama şöyle bir şey var. Sadece şu kadar alandan 2500 kilo kanola çıkarttı. Kanola çok iyi bir verim verecek diye tahmin ediyorum. O yüzden de inşallah güzel bir şey olur. Tüm hasarımız 80-95'imizi de buraya çektik. Ufak bir hatırlatma arkadaşlar. Dediğim gibi ben TikTok ve Instagram açtım. Evet, buraya altta videonun açıklamasına koyarım. Oradan beklemediğim şekilde, hani bu sıfırdan başlamaya göre iyi bir hype aldım. O yüzden bu beni çok memnun ve mutlu etti açıkçası. O burada görmediğiniz içeriklerin çoğu artık Instagram ve TikTok üzerine gelecek. Onları da takip ederseniz ilerleyen dönemlerde onlara daha çok şey göstereceğim. Burada shorts'u büyük ihtimal haftada 1-2'ye kadar düşüreceğim. Uzun videoların süreleri normal olarak gelecek. Bir tane daha halihazırda bir tane daha serimiz çıkacak. Yurt dışında çok tutulan bir seri. Onun için de çift kamera gerekiyor. Onun serisi, o serinin de videosunu çektim. Montajladım. Tamamıyla hazır. Hatta kanalda şu an hazır durumda. Sadece haftaya, yani bu pazarı bekliyor. Bu pazar inşallah güzel bir verim alırız. Ve ekstradan da bu serilerimizin hepsine de o sistemi getireceğim. Yani bu sistem ne diye soracak olursanız, örnek veriyorum. Şu an bu 590 işini yaparken, ben örnek veriyorum, şeyle 3105D ile iş yaparken siz şeyin kamerayı bu taraftan da onu izleyebileceksiniz. Ve ayrıca diğer işleri de göstereceğim. Yani her şeyi, haritanın her şeyine hakim olacaksınız bu sayede. Çok güzel bir seri olacağına inanıyorum. Yani çok güzel bir sistem olacağına inanıyorum. Türkiye'de çok görmedim. Tek başına yapıldığında. Ben yapacağım ve inanıyorum ki güzel şeyler olacak. Video uzunluğumuzu biliyorsunuz kısaltmıştık, 25 dakika. YouTube sağ olsun her zamanki gibi gösterimleri kısıyor. Ben inanın YouTube'da kalmak istiyordum. Ama zaten size defalarca anlattım, tekrar sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü Allah'a şükür şeyler TikTok ve Instagram iyi gidiyor. Ondan dolayı artık üzülmüyorum çok. Ben YouTube'dan devam etmek istiyordum, fakat YouTube'un kendi sıkıntılarından ötürü böyle oldu. Gösterimleri kapayınca biz de mecburen şey yaptık. Bu işten keyif alıyorum. Şu an hali hazırda, yani 7-8 ay oldu bu YouTube'a başlayalı, hala bir kuruş para kazanmış değilim. Hani ve bu para kazanmamaya binaen bile hala kendi cebimden acayip paralar veriyorum. Bu sadece sırf kamera çekimi için 430 lira gibi bir para verdim. Çünkü ekstradan öbür bilgisayarıma da almak zorunda kaldım. Bu siz ben izlerken daha iyisini amaçladığım için oluyor bu. Yani Allah'a şükür kendim normalde para kazandığım için bunu atıyorum, bunu ben de Farming Simulator izleyen birisiyim. O yüzden dedim ki, yani bunu ben bir izleyici olarak izlesem hoşuma gider mi dediğim her şeyi kendi kanalıma da koymaya çalışıyorum. Bazı şeyler olmazsa olmaz tabi, üzülmem. Gider bu Farming Simulator'ı gider birine hediye ederim. Çok da problem değil yani, önemli olan güzel bir şeyler yapmak etmek. Hani şundan bahsediyorum, siz o kamera açısı şunu bahsediyorum. Mesela 3105D'yi ben kullanıyorum şu an. Ayrıyetten 590'ı da şu, örnek veriyorum, harita tarafından veya yukarıdan bir yerden siz de göreceksiniz. Bu çok güzel bir sistem olacağına inanıyorum. İlerleyen dönemde tabi bunun çoklu oyuncu sisteminde oynadığınız için ileride bunun şeyini yapmak lazım. Yani siz direktman oynayanlar bilir. Bu arkadaş da bayağı bir boş bırakmış ama o şeyde olduğu için, otomatikte olduğu için şu an böyle yavaş yavaş yapıyor. Dur şunu bitirelim. Şöyle açalım borumuzu da. Şimdilik Tümasyon'a koyalım. Yastıklamayı genişletmemiz gerekecek büyük ihtimal. Tümasyon'a getirelim buraya. Güzel şeyler olacak inanıyorum. İlerleyen dönemde de
Tabii ki de Instagram ve TikTok bu şeye YouTube'a da şey getireceğini tahmin ediyorum. Lan şey mi işi bitirdi? Bir dakika. İnşallah o bitirmemiştir çünkü daha yeni başladı o. İzleyici abone getireceğini biliyorum ama her şeyi ben kendim yapmam gerekecek büyük ihtimal. Heh. Şunu şöyle yapacaksın. Tamam mı kardeşim? Sürmeyi bilmiyorsan. Tamam, tersten sonra gireceksin. Bu kadar basit. Getireceğini biliyorum. Ama ilerleyen zamanda eğer yani bu TikTok veya şey YouTube pardon Instagram patlarsa ben bunu farklı bir iş kolu olarak düzenleyeceğim. Yani buradan nasıl söyleyeyim size? Çok işten anladığım için kendimle alakalı çok fazla bilgi birikimim olduğundan ötürü ben ileride bu şeyi YouTube ve şey için değil farklı bir sisteme çevireceğim. Bunu şimdi çok daraşmalı yerde kaldığımız için sıkıntı yaşadık. Bakalım göreceğiz her şeyin hayırlısı her şey Allah'tan olursa olur olmazsa da sağlık olsun diyerek şey yapacağız ama inanın takip etmenizi öneririm çünkü burada görmediğiniz içerikler orada olacak. Halihazırda zaten şu an ne kadar oldu? 5. gün oldu herhalde bugün. 5 günde. Yani YouTube'da şu an YouTube'a kafa kafaya denk geldi. O seviyede diyeyim. Sıfırdan bir hesap. Instagram'da. TikTok'ta birazcık daha düşükte kaldı. Ama çünkü TikTok'ta biliyorsunuz Türk TikToker'lar var. Çok başarılı kardeşlerim var, abilerim var. Onlar yapıyor. Tabi ama Instagram birazcık daha global olduğu için orada birazcık daha fazla izleniyor. Yani ilk attığım video 1200 küsür izlendi ve ortalamaya göre iyi bir şey aldı. Sadece orada konuşma falan filan yok. Orada sadece traktörler İngilizce içerik var orada. Ama siz Türk kardeşlerim yani benim gibi Türk kardeşlerim orada zaten bir şey olmuyor. Anlatılacak bir durum olmuyor. Traktörün çekişini, mekişini gösterim amaçlı o. İlerleyen etaplarda da şöyle bir sufle vereyim. İlerleyen etaplarda da ben en çok ne istiyorum diye düşündüğümde örnek veriyorum. Bir traktörü seviyorum. Mesela Ford'u seviyorum. Ford'la ilgili bazı şeyler arıyorum ben. Şimdi söylenmesin belki izleyen neden olur. Bunu yapan çok kimse yok. Kaliteli yapan yok. Ve ben bunu kaliteli yapacağımı %1 milyar eminim. Yani Ford'la ilgili bir ekipman yok. Ve tabii bu sadece bir ekipman değil. Birkaç tane ekipman var. Ekipman yok. Ben bu ekipmanı yapacağım. Yanlış anlamayın. Pulluk falan yapmayacağım. Yani potinger motinger yapmayacağım. O kadar kuvvetli bir adam değilim de. Hani maddi yönden. Ama oraya kadar geleceğiz büyük ihtimal. Sizin de hoşunuza gideceğine eminim. Çünkü Türkiye'de maalesef o konuda hiçbir gelişme göstermedi memleket. Çünkü bizim insanımızda birazcık şey var. Hadi olsun da çıksın aradan var. O yüzden şimdi potingeri almayacağız. Gidelim 145'i alalım. Hemen şuna da bir mazot ekleyelim. Ben buna mazot koydum diye hatırlıyorum ama yıkadım koymadım ben buna mazot. Çok güzel bir mod. Bu 145S 175. yıl modu. Ya 5S zaten mermi gibi traktör. Hani şey. Ha bir de şunu aldım. Kubota peki aldık ya. Bokunu çıkartana kadar. RA 4513. Bu namlu yapıcı. 9,5 metre kadar. İyi. Gayet iyi. Fiyatı birazcık pahalı olmasına karşın gayet ideal bir şey. Namlı yapıcı. Lazımdı çünkü bizim Biçer TC590'ın kıç aralığı birazcık dar olduğu için çok çabuk namlı yapıyor ve sürekli dönmen gerekiyor. Ekstradan da bunu koyduktan sonra da hayvanlarımıza, tavuklarımıza, koyunlarımıza, seralarımıza ve şeylerimize grain millimize, Türkçesi aklıma gelmedi kusura bakmayın, şeye, değirmenimize bir bakacağız, göz gezdireceğiz. Onda da gayet iyi şeyler var. Patlatma kullanımının güzel yanı şu. Patlatmada böyle sıkıntılar olmuyor. Bu gördüğünüz köşede şoför köşede bırakmıyor patlatmada. Bu yönden iyi. Şimdi vitesimizi ayarlayalım. 4B iyi gelecektir buna diye tahmin ediyorum. Çok geldi mi? 14, 16. Takviye düşürelim. 20 çok. 3C bulduramadık bir. Neyse. Ya aslında ben bunu otomatik şanzıman diye düşündüm. Ama değilmiş. Çok üzüldüm sonra.
Yani otomatik şanzıman traktör kullanmak çok daha iyi oluyor. Yakarı konusundan. Yani şey gayet iyi ayarladığı için yakar konusundan problem olmuyor. Modun ilerisinde o dediğim çekim sistemine geçtikten sonra burada çok önemli bir iş oluyor. Çok da oyuncu sisteminde kendini haritaya bağlamak, hani oynanmış bir haritaya bağlamak çok uzun sürdüğü için mecburen ben burada sıfırdan bir harita ayarlayacağım. Sırf o modu çalıştırmak için. Pazar normalde uğraşmıştım bugün ama hatta dün akşamdan beri uğraştım. 3'e kadar, gece 3'e kadar olmadı. Yapamadım. Onun pazar gününe yetiştirmeyi umut ediyorum. Çünkü sıfırdan harita hazırlanması lazım. Bütün modlar aktif olarak çalışmıyor maalesef. Yani çoklu oyuncu sisteminde. Çalışmıyor. Çok problem var ve kullandığımız çok mod var. Yani şu gördüğünüz 3 şeyde traktör, ön ağırlık ve patlatma mod. Çoğu şey moda dayalı olduğundan ötürü. Bir dakika, şeyin sesi umarım çok değildir. Ses deneme 1-2. Sesi kısmışımdır diye tahmin ediyorum, onu fark ettim. Her şey mod. Ondan ötürü de düzeltmek gerekiyor. Tekrardan yapmak gerekiyor. O yüzden tekrar yapacağız. Yani bu göreceğiniz işte traktör saatleri olsun, bilmem ne, ekipman saatleri falan mecburen sıfırlanacak. Onlar da sıfırlandıktan sonra şey olmayacak, olay olmayacak. Bir de bir şey daha düşündüm. Acaba ne olur ne biter, siz de ona göre bir şey söyleyin. Ben merak ettim. Acaba A'dan Z'yi istatistik konusunda. Benim normalde de böyle bir takıntım var. İstatistik severim. Yani ne kadar yaktık, ne kadar gübre kullandık, ne kadar şey yaptık. Evet biliyorum, hani şurada yazıyor. Ama bu üstün körü. Ben bir şeyi sıfırlayıp örnek veriyorum. Şimdi biz buraları patlatıyoruz ya. Ekimden sonra ne olacak, ne bitecek, ne kadar ya da yeni bir sezon başladığımızda ne kadar mazot kullandık, işte hangisini ne kadar kullandık, ne kadar şu tarlaya ne kadar gübre attık, ne kadar tane attık. Bunlar normal çiftçilikte yapılır. Yani biliyorsunuz, aranızda çiftçi olarak izleyenlerimiz de var. Çiftçiliği bilmeyen de seven, bu işi seven arkadaşlarımıza da bunlar yapılır. Yani sen dönümüne ne kadar gübre attın, ne kadar tohum attın, ne kadar mazot yaktın vesaire gibi şeyleri hesaplanır. Bunu yapmak istiyorum. Acaba ne kadar ne yapacak? Çünkü şu an bizim modsal olarak ve kullandığımız traktörlü olarak çok yakan bir traktörümüz yok. Yani bu oyunda benim en çok gördüğüm, yakar olarak en çok sıkıntılı gördüğüm Erkunt'un 125'liği var. Burada mod olarak çıkartmış olabilirim ama hemen bir bakalım. Çünkü online'a denemiştim. Ha yok, çıkartmamışım. Şu. Aynen 96 bin olan. Bu bir mazot yakıyor arkadaşlar ama öyle böyle değil. Yani bunun bir mazot yakma şeyi, ben hayatımda böyle bir mazot yakımı görmedim. Yani hele bir çift sürüm var ya, yani çift sürüm 20 dönümünde 3 depo atarsınız, bak 3 depo 120 kilo alıyor onun için, 3 depo atarsınız öyle bir mazot yakıyor çift sürüm. Yani ünlünün altılı pullu var, 12 numara bu kullandığımız, 12 veya 14'tür maksimum. Yani rezalet, rezil bir şekilde şey kullanıyor. O yüzden çok bu traktörlerimiz 5S olsun, TD'ler, özellikle TD'ler çok az yakıyor. İşte 3105D vesaire, onlar da az yakıyor. Güzel traktörler onlar. Hali hazırda farklı Massey severliğin çok hoşuna gidiyor. Özellikle Instagram'da vesaire onları atıyorum. Bende bir tane daha mod var. O da güzel ama beygir olarak, düşük ve görüntü olarak aslında 3105D'nin aynısı. Yani aynısı dediğime bakmayın. Tabii ki de farklı ama şöyle göstereyim. Ayrıca iki model var. Bir hatatım var, iki kendinin olan modu var. Şöyle hatatı sıfırlamış olma ihtimali, ha. Hatatın 398-113 beygirliği. Bu 113 beygir. Ama 398 bildiğim kadarıyla 98 beygir de olması lazım. 3105'te. Ha. 98. Şunun, ben bu traktörü hasta oluyorum. Gerçekten de çok severim bu traktörü. Çok kaslı böyle şeydir bir traktör. Ve kabinsiz traktör benim daha çok hoşuma gidiyor. Niye bilmiyorum. Tozu falan, tozu, mazot, piston yağını falan filan sevdiğimden ötürü. O yüzden belki kullanırız ilerleyen etapta. Şimdi benim kendi traktörüme geçelim bakalım ne yaptı o. Evet, RSS Edition 7610. Şimdi tavuklarımız coştu.
Tavuklar uçuyor maşallah var. Tavuklarımız komple doldu büyük ihtimal. Şeyimiz şöyle yapalım bu. Heh. 600 tane tavuğumuz oldu. Şimdi biz bu parayı nasıl yetiştireceğiz onu da bilmiyorum ama. Bakalım olmadı bir 5000 daha şeye gireceğiz. Tavuklarımız maşallah var. Tavuklar cıvır cıvır üretiyor. Bayağı da sağlam. Palet yumurta ürettik. Bunlardan bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 10, 20 tane. 20 palet şeyimiz olmuş bile. Yumurtamız olmuş bile. Domateslerimiz her zamanki gibi yerlerinde. Marulu şu tarafa çektim. Çileklerimiz bol bol var. Biliyorsunuz grain millimiz çalışmıyor çünkü artık aslında onu da çalıştırabiliriz. Niye diye soracak olursanız hatta 7610'la çelmağımıza koyalım da birazcık çalıştıralım. Şeyi merak edersiniz diye ben yulafları ve ne kadar buğday biçtiğimizi ellemedim. 95 tona yakın bir buğday verimi aldık. Çok güzel bir buğday verimi. Ve yeni aldığımız tarlamızdan da yani şu tarlamızdan 122'den kaç dönmüş bir bakalım ona. 13-13.5 dönümden de 10 tona yakın bir yulaf aldık. Ondan da saman yaptık. Samanlarımızı da göstereceğim. Samanlarımız da burada. Bir şeyden ötürü, moddan ötürü büyük ihtimal bu şeyi çok sallıyor. Traktörü çok sallıyor. Bu özellikle biçer döverde falan filan da çok oluyor ama düzeltilir o. Biliyorsunuz oyuna yeni güncelleme geldi. Ondan ötürü böyle sıkıntılar olabilir. Şimdi buğdayımızı koyalım. Bir pakette yulafı da koyalım. Aslında yulaf da yapılıyordu. Yulafını mı yapıyordu? Ne yapıyordu? Aynen. Yulafı da koyalım. Kanolamızı da tınazımız dolduğu an bir 15 ton şeye koyarız. Oraya koyarız. Üretim devam etsin. Eylül ayına geldik zaten. Yavaş yavaş buraları patlatacağız. Şey yapacağız. Bir dahaki bölümde büyük ihtimal kanolayı da bitiririz. Arpayı da bitiririz. Ondan sonra da zaten görürsünüz büyük ihtimal yeni sisteme geçmiş olacağız. Traktörün şu an bitti gibi gösteriyor kendini ama sen bitmedin. Sen 7610'sun. Lütfen kendine gel. Aslında bu traktör gerçekten çok daha dişli bir sesi var. Hani traktör sesi seven, motor sesi seven varsa bu traktörün sesine hayran olabilir. Tabii herkesin kendi traktörü en güzelidir. O kendi kişisel düşünce. Ama bu traktör çok dişli çalışıyor. Yani böyle bir şeyi var sanki yırtınıyormuş gibi traktör. Çok farklı bir çalışma sesi var. O yüzden abi o olsa çok hoşuma gidecek ama maalesef. Türk modumuz da gayet iyi gidiyor. Yani kanalın normal skalasına göre iyi gidiyor. Daha da iyi gideceğine eminim. Sadece onda da onu oynamak da ayrı bir keyif oluyor. Niye diye soracak olursanız şeyden ötürü. Farklı üretim tipleri olduğundan ötürü. Nohutudur, osudur, busudur olduğundan ötürü çok keyif alıyorum ben. Şimdi de zaten geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ben de kanolaları bozmuştum. Gittik kanolaları bozduk. Şimdi eğer toprağın durumu iyiyse gün önüne ekim için yer hazırlayacağız. Yavaş yavaş da vakti dönemi geldi onların da. Umarım bakalım tüm çiftçi kardeşlerimin bereketli bir şey olur. Ekim biçimi olur. Kazasız belasız çünkü çok ihtiyacımız var buna. Çünkü çok deli bir kuraklık var. En azından Tekirdağ Trakya bölgesinde bir ara acayip bir sıcak oldu. Ve bu da tabi hani herkes seviniyor şeye. Sıcak oldu işte. Çoluğunu çocuğunu gezdiren var. Bu tabii ki de yapılacak bir şey. Bunlardan şey yapmıyorum. Yanlış anlamayın bu söylediğimi. Abi kışı kışın yaşayacaksın. Yazı yazın yaşayacaksın. Kışın yağmur olması gerekiyor. Çamur olması gerekiyor. Topraklarımız şey gibi kaldı ya. Hegzogen yani. Paramparça oldu topraklar kuraklıkta. Yani bırakalım Mart'ta soğuk olur. Nisan'da deli gibi yağmur olmalı yani. Bak şu an bile hava güllük gülistanlık. Ben tişört giyiyorum. Neden yani bu hava? Tabii bu bizim kendi yaptığımız bir şey. Allah yardımcımız olsun. Kusura bakmayın. Oruç zamanında içtim. Ama... hali hazırda oruç şey yapamadığım için ağzım kuruyor. Allah kabul etsin bu benim kendi zındıklığım. Özür dilerim bunu da yapmamam gerekiyordu. Çok özür dilerim tekrardan. Şimdi yulafımızı da attık buraya. Yulafımızı da çalıştırtalım bunu. Tamam. Yulaf da un yapacak. O yüzden un üretimimiz bayağı hızlı seri olacak. Bu dolmuş. Tümosan'ı çalışır halde bırakmışız. Çok güzel. Hepsini alamayacak Tümosan. 15 ton hemen şunu bir dolduralım. Bunu bir direktman bunu şeye götürürüz biz. Üretime götürürüz. Pardon ters yerde. Üretime götürelim.
şey yapalım. Koyunlarımız da bayağı üretim yaptı. 6 palete yakın bir şey var. Yapağı var. Koyunlar ne durumda? Koyunlarımızı göstermek tabii. Hızdan. 60'a 60 tamam, dolmuş koyunlarımız. Onları da şey yapacağız. Bir dahaki bölüm şeyde de artık, seride de artık. Hani o görüntü kalitesi, görüntü şeye geldikten sonra da büyük ihtimal artık yavaş yavaş eşyaları büyütmeye başlarız. Para saymaya başlayacağız. Bir tane daha büyük ihtimal bir tarla daha alırız. Şimdi kafamda şu var. Eğer hani hayvancılığı doğru gideceksek eğer farklı üretim tipleri yapmamız lazım. Ama ilk başta benim hedefim şey olması. Şunu biraz arttıralım. Ekim biçim önemli olan. O yüzden hani 116 numaralı 122 gözüküyordu orada. 116 numaralı tarlamızı çim ekeceğiz. Alabilirsek bir tane daha büyük tarla alacağım. Tarla aldıktan sonra kendi düşüncem bu. Eğer farklı düşünen varsa yoruma da bırakabilir mutlaka. Çünkü bu sizin, benim olduğu kadar sizin de seriniz. Olmadı koyun ahırını mı büyütelim? Yani 250'lik bir koyun ahırı alıp çime abanırsak bu koyunları gayet güzel besleriz. Şu an için paramız büyükbaş hayvancılığa yetmez. Yani çünkü onun için silaj da lazım. Çok bayağı sağlam bir üretim yapmamız lazım onun için. O yüzden şu an koyun ideal. Zaten halihazırda domuza girmiyoruz. Elhamdülillah Müslüman olduğumuz için. At mat hiçbir yetiştirmedim ben. Atın nasıl üretim yapıldığını da bilmiyorum. Hani ne yiyor bu, ne içiyor falan, şeker mi vereceğiz, havuç mu vereceğiz bilmem ne. Hani bilmiyorum. Ona da bir bakarız duruma göre. Yani hayvancılığa da gireriz ama onun için de ekstradan şey dedim kendi kendime. Şu yandaki kireç tarlası, kireçin olduğu tarlayı alırız. Buraya da bu taraftaki yolu açarız hatta yapılıyorsa şöyle göstereyim. Hop buradan değil. Şunlar yıkılıyor mu? Aa yıkılmıyor. Neyse ben buna ayrı bir şey düşünürüm. Şuraya da bir yol açarız. Kendi tarlamız, yani hayvancılığın devamı orada olur diye düşündüm. Bakalım bu boşlarken kendini tınazımız boşladı zaten. Bir tane de yapağları buraya koydum. 6 tane palet oldu. Zaten şu an hali hazırda şeyi de var. Çimi de var. Bir sıkıntı yok onun için. Potinger, aslında potingeri de bölümü bitirmeden yavaş yavaş potingerle de gösterelim. Ben onu tabii kendim şey yapacağım. Sonra bir de kireç atımı olacak. Kireç atımından sonra ekime başlayacağız. Tamı tamına şey olacak. Ondan sonra her şey olacak artık. Kireç attıktan sonra, ekimi yaptıktan sonra merdane çekeceğiz ona. Yani saracağız, öyle söyleyeyim. Oyun tabiriyle sarma oluyor. Merdane çekeceğiz hızlıdan. Merdane de çektikten sonra artık bir posta daha gübremizi atarız. Olmadı şey alırım ben. Parlayan alırım, yani sıvı gübre atarız. Parlayan buldum bir tane ama o birazcık görüntü bakımından parlayana benziyor ama adım adı yazmıyor. Belki o modla da oynarım. Çok özür diliyorum. O modla da oynarım. Eğer parlayana benzetebilirsem onu da uğraşırım. Parlayana benzetirim. Şimdi bunu boşlayalım. Hemen Pottinger'i TD110D'yi çıkartalım. Pottinger'le gidelim. O şeyleri yapmaya, çünkü patlatmayı bayağı bir çekmiştir. O görüntü tipi de güzel oluyor. Ben önceden kullanmamışım. Şimdi daha profesyonel oynuyoruz. Pazar günkü video konusunda çok heyecanlıyım. Umarım yani hoşunuza gider. Alışık Türkiye, biraz Türk seyircileri, yani kendi milletin birazcık o konuda izleyeceğini çok düşünmüyorum. Olmadı yabancı bir kanal alıp bunu kesinlikle değerlendireceğim. Bir tane daha kafamda bir seri var. Onu da çektim hatta. Onu da farklı bir YouTube kanalı alıp açıp şey yapacağım. Ama çok seri oluyor. Çok, inanın o kadar çok keyif alıyorum ki bu işi yapmaktan. Yani YouTube beni göstermese bile içeride işte izleyen arkadaşlarımız var. İşte Ömer izliyor, Aydın izliyor, farklı arkadaşlar var izliyor. Hoşuma gidiyor. Yani bu çok iyi yerlere geleceğimizi ümit ediyordum daha iyi bir şekilde. Ama bakalım olacak Allah'ın izniyle, olur olmazsa da sağlık olsun. Üzülecek, çok fazla üzülecek edecek halim yok. Bakalım şimdi potingerimizi bir salalım buna. Şöyle bir makine sesi de duyalım hatta. Kendi sesimi açayım da. Bir olmasın ha.
Bu gibi içerikler de artık şeyde olacak. TikTok'ta vesaire, YouTube'da var, şeyde var, Instagram'da var. Orada kendimi hiç göstermeyeceğim. Hani orada benim kendimle alakalı bir durum yok. Bakalım, çok güzel olacağına inanıyorum. Allah izin verirse yapacağız. Keyif alarak yaptığım için. Şu görüntüyü ben normalde çok sevmiyordum. Çünkü ekim yaptıktan sonra, görüntüsel manada ekim yaptıktan sonra çok büyük sıkıntı oluyor. Böyle fark edemiyorsunuz gibi. Şimdi TD'yi buradan alalım biz. Bu birazcık daha rahatlasın. Sen bırak kardeş bana. Bırak. Heh. Buraları biz kendimiz yapalım. Yastıklama yap, geniş yastıklama yapmadığımız için uğraşırız onunla ilgili. Bakalım şimdilik kan olayı da biçeriz. Bir dahaki bölüm artık arpayı biçtikten sonra arpayı biçimine başlarız. Bir dahaki bölüm, yani sizin göreceğiniz cumartesi günü. Cumartesi günü de arpayı biçeriz arkadaşlar. Sonra artık yeni sisteme, pazartesi günü yeni sisteme geçmiş oluruz diye ümit ediyorum. O balyayı sen nasıl patlat? Normalde onu patlatır. Hadi patlatmaya geçtim. Nasıl öyle dümdüz kaldı o? Normalde sıkıntı yaşaması lazım. Neyse. Umarım hayatını sevdiklerinizle, ailenizle musmutlu bu Ramazan ayında bol bereketli, sağlıklı, huzurlu geçer. Tüm İslam aleminin, tüm İslam kardeşlerimin orucunu hayırlısıyla açmasını, güzel ailesiyle birlikte açmasını umut ediyorum ve diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hoşçakalın. Bay bay.